İstanbul Air Show'un uzun yıllardır katılımcılarından biri de Hüseyin Bey, Hüseyin Eker. Sahip olduğu şirket Garmin, ki aviyonik, GPS konusunda çok fazla ürünleri var. Bose kulaklıklar var pilotlar için ve Teknam eğitim uçakları ve genel havacılık uçakları. Merhabalar, öncelikle bir sizi tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır havacılık sektöründesiniz? Ya merhabalar, Hava Kuvvetleri kökenliyim. Dolayısıyla 42 yıldan beri havacılık içerisindeyim. 17 yıldan beri de Eker Havacılık'la beraber Garmin, Jeppesen, Teknam ve Bose gibi firmaların Türkiye'deki distribütörlerini yapıyoruz. Garmin deyince tabii ki pilotların artık o eski kadranlı göstergeler kalmadı. Bütün her şeyi en basit uçakta bile ekrandan takip ediyoruz. Bu fuarda Garmin'in hangi ürünü, biraz anlatır mısınız bize? Şimdi şu anda gördüğünüz sistemler retrofit sistemler. Yani çok eski model uçaklara avionik modernizasyon için kullandığımız ürünler. Halihazırda yeni uçaklarda da var ama müşterinin eski avioniklere sahip olan bir hava aracı varsa, bu helikopter olabilir, uçak olabilir. Bunları takarak PFD, MFD özelliği, işte engine instrument, aynı zamanda VHF, BOR, ILS, localizer, glide slope, işte standby instrumentlar, yani bir uçakta gerekli olan tüm aviyonik sistemler Garmin bünyesinde bulunmaktadır. Yani öğrenci pilot eğitim uçağı için düşünürsek ileride Boeing, Airbus mı hangi tipte uçacaksa o modern kokpit tasarımını daha öğrenciyken bu sistem temelinde öğrenebiliyor. Evet. Çünkü halihazırda Cessna, Cirrus, Diamond, Teknam, yani genel havacılık çerçevesinde tüm uçaklarda zaten Garmin var. Genelde Garmin G1000 dediğimiz sistemler var. Ama bazı müşterilerin uçuş okullarının upgrade ihtiyacı doğuyor. Çünkü günün teknolojisi artık elektronik sistemler, Airbus'un ve Boeing'in kokpitleri de tamamen dijitalleşti. Dolayısıyla müşteriler de kendi uçaklarını modernize etmek istiyorlar. Özellikle uçuş okulları. Biz de bu anlamda onlara destek veriyoruz. Müşterinin seçimine göre, uçağın tipine göre uygun bir avionik seçerek istediği şekilde. Biz aynı zamanda hem wiringini, harness'ını, işte modifikasyonu da, evet, her türlü şeyi yapabiliyoruz. Şirketimizde o bünyede çalışan arkadaşlarımız var. Müşteriye tek bir paket olarak sunabiliyoruz. Peki bir uçak için ne kadar sürüyor bu modifikasyonun yapılması? Bir de böyle bir liste satış fiyatları nedir? Kaça mal oluyor gibi en azından izleyicilerimizin aklındaki soru işareti açılsın bununla ilgili. Takılacak avionik sayısına bağlı olarak, hani tek display, dual display, artı işte transponder, war, VHF radyo, standby instrument falan gibi, yani komple bir set olacaksa, ki diyelim ki şuradaki bir hava aracı ya da bir Beechcraft, King Air gibi uçaklar. Bu iki haftadan başlıyor, bir ay, bir buçuk ay. Konfigürasyonun şeyine göre değişiyor. Çünkü uçaktaki tüm eski analog saatler hepsi sökülüyor, panel komple değişiyor. Dolayısıyla yeniden bir harness üretiliyor o uçağa göre. Sonra onların testleri var. Önce yer testlerini yapıyoruz şirkette, sistemleri uçakta takılıymış gibi bütün konfigürasyon ayarlarını falan her şeyini yapıp daha sonra uçağa montaj işlemleri başlıyor. Ondan sonra önce yer testleri, sonra uçuş testleri, sonrasında müşteriye teslim ediliyor uçaklar. Peki şimdi böyle bu akıllı telefonlar, akıllı saatler var. Aynen. Bu göstergeleri pilotlara taşıyabiliyor musunuz? Onunla ilgili neyiniz var? Yani Garmin'in Pilot Watch dediğimiz bir saati var. Burada uçuş planları yapabiliyorsunuz. Bunu Garmin aviniklerine atabiliyorsunuz. Evet, burada da her şeyi yapabiliyorsunuz. İşte ne bileyim, uçağın hızını, yüksekliğini, World Wide Map var içinde. Bütün meydan bilgileri içerisinde hava durumunu alabiliyorsunuz. Aynı zamanda akıllı saattir. Pilot evinde oturarak uçuş planını Garmin Pilot diye iPad'den uçuş planını hazırlıyor. Hem saatini atıyor hem de bunu atıyor Bluetooth aracıyla. Dolayısıyla uçağın başında gelip saatlerce uçuş planı
oluşturmaya gerek kalmadan oturduğu yerde evdeyken Garmin Pilot aracıyla yapıp istediği sisteme atarak hazır bir şekilde yani FMS gibi mantığıyla şeyi yapabiliyor. Bu saat ne kadar peki? Bu saatler yaklaşık 1500 dolar civarında. Ama bir pilotun iş yükünü... Ya içinde GPS var. Havada herhangi bir avioniklerde bir sıkıntı olduğunda bu saatle her yere uçabilirsiniz. Çünkü HSI var, ADI var, işte barometrik altimetresi var içerisinde. Dolayısıyla hem meteoroloji bilgileri alabiliyorsunuz, telefonunuzla eşleşiyor. Güzel bir akıllı saat yani. Kokpiti kolunda taşıyor artık pilot. Aynen öyle. Çok daha efektif kullanabiliyorsunuz. Bir de isterseniz kulaklık sistemlerine geçelim, orayı bir anlatalım. Şimdi tabii bir pilot için kulak gözü kadar çok önemli. Bir işitme kaybı olmaması lazım. Kulaklarına bakması lazım. Basınç farkı tabii koruyacak, edecek. Boz olarak ne sunuyorsunuz pilotlara? Boz olarak iki değişik kulaklığımız var. Bir Boz A20 dediğimiz. Kulağı kapatan tür. Daha çok permanent uçaklar, Boeing gibi biraz kokpiti sesli olan uçaklar. Helikopterler tamamen Boz A20 kullanıyor. Bu Active Noise Cancellation özelliği var. Motor sesini minimuma indiriyor. Intercom'da çok daha net, temiz bir iletişim sağlıyor. Hem kuleyle hem de kokpit içi görüşmelerde. Çok özellikle dediğiniz gibi pilotların kulaklığı, biliyorsunuz kulaklar içeri kaçması nedeniyle duyma kayıpları yaşanıyor. Bunun önüne geçmek için özellikle genç pilotlar bunun mantığını çok iyi kavradılar. Ağırlıklı olarak daha yeni first officer'lar, işte line'a başlayan genç pilot arkadaşlarımız hepsi kulaklarını korumak amacıyla bu tür kulaklıkları kullanmaya başlıyorlar. Bir de ProFlight dediğimiz bir kulaklık var. Bunda da genelde airline'lar, hani Airbus, Boeing, işte ne bileyim Business Jet, bu çok hafif. Bunda da noise cancellation özelliği var. Kokpitte çok daha rahat kullanıma sahip, ağırlık yapmıyor. İki tane tercihleri var. İkisinde de ses kesme, noise cancellation özelliği var ama dediğim gibi uçak tipine göre, içerideki ses yoğunluğuna göre müşteri ikisinden birini tercih ediyor. Dolayısıyla dünyanın en iyi kulaklıkları diyebiliriz yani. Teknik servis veriyor musunuz bununla ilgili? Teknik servis biz Türkiye distribütörüyüz zaten. Çok kablolarda herhangi bir mikrofon kısmında falan herhangi bir arıza olduğunda tüm yedek parçaları bizde mevcut zaten. Ya da kulaklık arızalandığında müşteriye yenisini göndererek sıkıntılarını gideriyoruz yani bu şekilde. Şimdi Garmin, Boz ve tabii ki üçüncü adam Tecnam. Tecnam evet. Genel havacılıkta uçuş eğitiminde son yıllarda çok fazla sayıda kullanılmaya başladı. Evet. Şu an Tecnam'ın gündemde olan, ben arada siz de yolluyorsunuz basın bültenlerini, aşağı yukarı çok hızlı yeni modeller çıkartıyor. Evet. Kaç tane var şu an Türkiye'de? Biraz Tecnam'ın yeni modellerinden konuşmak isterim. Tabii ki. Tecnam'ın en son iki yeni modeli çıktı. Pinmentor dediğimiz iki kişilik full IFR sertifiyeli bir uçak. Bir de P2010 TDI dediğimiz JTA 1 ile çalışan Continental motor var, 170 beygirlik, 4 kişilik, 3 kapılı bir uçak. Şu anda bu uçakların en çok kullanıcısı Atın Üniversitesi. Şu anda Atın Üniversitesi'nde 6 tane Tecnam uçağı, bütün filo Tecnam. Onlar da P2008, P2010, en son 2 hafta önce de çift motorlu 4 kişilik P2006T uçağı aldı. Tabii sadece atılımda yok bu uçak. Erah'ta var, Güneyde Havacılık'ta var, Türk Hava Kurumu'nda var, Davut Havacılık'ta var, Bursa'daki Asya Havacılık, Rutek Havacılık, onlarda da Tecnam uçakları hala hazırda devam ediyor. Tecnam 1948 senesinde kurulmuş, 70 yılı geçen bir geçmişe sahip. Farklı uçak tipleri var. En son bir de 11 kişilik uçakları var Tecnam'ın, çift motorlu. Henüz Türkiye'de satılmadı ama Avrupa'da ve dünyada bayağı satılan bir uçak. Dolayısıyla Tecnam hem
teslimat konusunda hem fiyat diğer rakip firmalara göre daha esnek. Dolayısıyla çok efektif olarak kullanıyorlar. Bir de yeni nesil uçuş eğitimlerinde bu tür az yakıt harcayan, bakımı kolay, daha hafif uçaklara doğru herhalde bir yönelim var. Kesinlikle. Örneğin P2010 TDI jet tabirli bir uçak. Dolayısıyla çok... Türkiye için yakıt problemi yok mesela. En son İtalya'dan full depoyla kalktı. Ankara'ya kadar hiç yakıt almadan geldi uçak. Çok da ekonomi, 19 litre yakı saatte. Bir de jet tabiri kullanıyor. Bir de tüm meydanlarda jet tabiri bulabilirsiniz. Yani airline uçtuğu tüm meydanlarda yakıt sıkıntınız yok. İzleyicilerimize de tabii bir şey söyleyeyim. Pervaneli uçaklar yüksek oktanlı yakıt kullanıyorlar. Ve o yakıtları da her meydanda bulabilmek çok kolay değil. Özel üretiliyor, kısıtlı miktarda. Ama jet tabiri kerosen dediğimiz, aynen, normal yolcu uçaklarının jet motorlu veya turboprop motorlu uçakların kullandığı bir yakıt türü aşağı yukarı her meydanda çok rahat bulunuyor. Bu da sizin sadece o yakıtın olduğu meydanlara değil, genel havacılık olarak her yere aşağı yukarı uçmanızı sağlıyor. Kesinlikle. Sizlere o zaman kolay gelsin, iyi fuarlar. Hava durumu nedeniyle uçakları göremedik ama inşallah uygun bir zamanda bir tek damları da görmek üzere diyelim. Davet ederiz sizi inşallah. Gelirsiniz, uçarız beraber. Çok teşekkürler Hüseyin Bey. Çok sağ olun. Sağ olun.